yandaki tarlada sürülüyor. Buğdaylar ekilmeye başlandı. Evet, tekrar geldim. Şu anda tam 6 saat oldu. 6 saattir et suyum kaynıyor. Ara ara su ilave ettim. Suyu azaldıkça mükemmel derecede ilikleri çıktı. Bu arada bu kemiklerin içindeki ilikleri böyle bir ince uzun kaşığın sırt kısmıyla çıkardım. Şöyle göstereyim size. İçinde şu şekilde ilikler de var. Şimdi tekrar altına tahta atacağım. Bakın tahtalar da köz durumundalar ve baya baya kaynatıyorlar. Şimdi artık son tahtaları atacağım. Onlarla birlikte 8-8,5 saati bulmuş olacak. Çünkü tahtayı atıyorum. 2 saat bu şekilde gidiyorum. Çünkü çok kalın tahtalardan atıyorum. Bakın şöyle küp küp 3 tane atıyorum. Büyük büyük. O şekilde atınca bayağı bir köz oluyorlar ve bu şekilde götürüyorlar. Evet, şimdi tekrar atayım. Kaynasın. Yani zaten kaynıyor. Onlar da köz olsun. İndirmeden 20 dakika önce içerisine havuç doğrayıp atacağım. Bal kabağı atacağım. İşte çocukların yiyebilecek bal kabağı ve havuç. Bir dişte sarımsak doğrayacağım içerisine. Çok faydalı. Sonra tabii bunu nasıl verdiğimi de size göstermek istiyorum. Bu et suyunu nasıl vereceğim? Böyle sade vermiyorum. İçerisine ekmek veya mama bir şeyler karıştırarak veriyorum. Şimdi atayım odunu da yansın geceler. Fox, gel. Fox, atla. Ay! Oy, oy, oy. Oy, oy. Gel oğlum. Oğlum! Oğlum! Ah! Oğlum benim oğlum. Oğlum! Akşam oldu. Şimdi Ender geçti ocağın başına. Ne durumda et suyu? Kemik suyu. Güzel. Kaynıyor. İnmesine yakın onun içerisine havuç ve bal kabağı atacağız hayatım. 20 dakika sonra attıktan 20-25 dakika sonra indireceğiz. Ne zaman bitecek bu? İşte 8 saat doldu. Değil mi biz onu koyalı? Doldu mu? Yani 8 saat. En az bir yani. Çok. 7 saat falan oldu. 7. He, tamam. O köze döndüğünde altındaki odunlar. Hı-hı. Bal kabağı ve havucu atarız. 25 dakika sonra indiririz. Okey. Acıktın mı sen? Yok. Çok acıktım. Tamam. Ben tahtaların azaldığını seviniyorsun. Her tarafta. Aletlerle. Hoş geldin. Hoş gördük. Hera hala gündüzden beri, sabahtan beri top peşinde. Hala top oynamak istiyor. Fox neyle oynuyor hayatım? Tahtalarla, masayla. Televizyon kumandası. Evet. Bakın şurayı yedi. Şurayı yerken yakaladık ve bıraktı. En son televizyon kumandası yoktu ve televizyon kumandasını nereye götürmüş? Şu yan tarafa salıncağın sol tarafını. Ağzı boş durmayacak oğlumun. Evet. İlla bir şey olacak ağzında. Evet, iyice kaynadı. Artık 8 saati buldu. Bir 20-25 dakika sonra indireceğimiz için artık et suyunu. Şöyle havuç doğradım. Havuç ilave edeceğim içerisine. Küp küp doğradım havuçları. Ops. Şöyle havuçları da suyun içine
atıyorum. Ve bal kabağı, bahçeden bu bal kabakları küp küp doğrayıp derin dondurucuya atmıştım. Şimdi şöyle yarımşar porsiyon olduğu için toplamda iki poşet, bir porsiyon bal kabağını da ilave ediyorum içerisine. Sakız kabak varsa onu da ilave edebilirsiniz. Bera, kabağın kokusunu mu aldın kız? He? Ve son olarak içerisine iki diş sarımsak atıyorum. Kabuklarıyla atıyorum ben. Çünkü sarımsağı çocuklara vermiyorum. Sadece birazcık aromasından geçsin diye içerisine atacağım. İç parazitlerine katkı ve fayda sağladığı birçok makalede var. Şunu da atıyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra 25 dakika sonra, yani 25 dakika da hani bu ateşin de aslında şeyine bağlı, hızına bağlı, ateşin de hızına bağlı. Kaynadıktan ve birazcık sebzelerim yumuşadıktan sonra indirip soğumaya bırakacağım. Kemikler kaynadı. İçerisine sebze ilave etmiştim. Onlar da yumuşadıktan sonra 23 mü 25 dakika mı oldu? Yaklaşık o civarda kaynadıktan sonra aldım. Şimdi soğumaya bırakıyorum burada. Soğuduktan sonra Ender ışık tutuyordu da onun telefonunun şarjı bittiği için şimdi şu ışıkta sizinle paylaşmaya, ha benim telefondan tutuyor ışığı, her neyse. Şimdi burada soğumaya bırakıyorum. İyice soğumasını bekleyeceğim. İyice soğuduktan sonra kemikleri içinden alacağım. Kemikleri alırken de ilikleri varsa onları da ayırıp bu kemik suyunun içerisine ilave edeceğim. Kemikleri alacağım. Kemik suyu bana kalmış olacak. Ah, elimde yandı. Kemik suyu bana kalmış olacak. Kemik suyunu da belli porsiyonlara böleceğim ve o kısımları da siz videolarda göreceksiniz. Kısım kısım çocuklara ev yemeği yapacağım. Sadece bu şekilde kemik suyu vermiyorum. İshal yapabilir, dokunabilir, ağır gelebilir. Bu sebeple bu kemik suyundan onlara çok lezzetli ev yemekleri yapacağım. Ama önce oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Sonra şu kemikleri ayıracağım. Nasıl? Harikasın. Şimdi biz de bu kalan ateşte kendi yemeğimizi pişirmeye karar verdik. Hemen günün menüsünde araya sıkıştırıyorum. Mangalda ızgara, mantar, pirzola ve mevsim yeşilliklerinden salata. Bizim ya bir de avokado ezmesi. Avokado ezmesi. Bizim menümüzde bu akşam bu kadar. Çocuklar için yakmış olduğumuz ateşten faydalanıyoruz. Evet. Evet, pirzola, ızgara ve mantar ızgara, yeşil salata, avokado ezmesi ve soslarımız hazır. Hadi bize afiyet olsun. Evet, biz yine mısır patlatıyoruz. Bütün işleri bitirdik. Kendi yemeğimizi yedik. Bir takipçimiz sağ olsun kapak yerine ben süzgeç kapatıyorum diye yazmış. Biz de denedik. Nasıl? Güzel. Güzel. Çok teşekkür ediyoruz ona. Biz de böyle süzgeç kapatmaya başladık. Bu arada bu Bim'den aldığım mısır da gerçekten çok güzel patlatıyor. Ender hemen hemen hepsini patlatmış gibi bir şey olmuş ama gerçekten güzel patladığını söyledi. Biz şimdi mısırımızı patlattık. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın ikinci şans filmini açtık. Açtık. Onu izleyeceğiz. Evet. Onu izleyeceğiz. Davlum Bas size ses yapabilir. Özür dileriz. Şimdi bakın film de ekranda. Biz ona başladık. İzleyeceğiz. İyi seyirler bize. Bize iyi seyirler. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bakalım kendine de hayatım.